Merhaba, Ak Yatırım olarak opsiyonlar hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Çağın, opsiyon primini belirlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir? Opsiyon primini etkileyen faktörler dayanak varlık fiyatı, <laughs> e, kullanım fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, volatilite yani oynaklık, faiz oranı ve temettüdür. E, sonuçta birçok e, matematiksel hesaplama yöntemi kullanır opsiyon priminin hesaplanmasında. Temel mantığı şu şekilde açıklayabiliriz. Opsiyonun kullanılma ihtimalini arttıran tüm gelişmeler opsiyon primini, opsiyonun fiyatını yukarı taşırken tersi gelişmeler fiyatı aşağı çekecektir. E, tek tek bu faktörleri inceleyelim istiyorum. E, dayanak varlık fiyatındaki değişimden başlarsak. Tabi bu dayanak varlık fiyatındaki e, değişimin etkisini incelemeden önce bir örnek kurgulayalım ve değişimleri hep evet. bu örnek üzerinden e, oluşturalım. Bugün spot varlık fiyatı 3 lira olsun e, ve sen e, 3.10 kullanım fiyatlı bir alım opsiyonunu benden satıcı da ben olayım 20 kuruş e, opsiyon primi ödeyerek almış ol. Yani kol opsiyon aldın. Tamam. Şimdi dayanak varlık fiyatını değiştirmeye başlayalım. Fiyat 3 lira iken dayanak varlık fiyatı 3.07'ye evet. çıksın. Ne olur aslında sen bu opsiyonu hangi şartlarda kullanacaksın? Eğer spot fiyat kullanım fiyatının üzerindeyse alım opsiyonu kullanılır. Niye? Çünkü dayanak varlık fiyatı diyelim ki 3.20'ye çıktı. Hmm. Sen spot fiyatı, spot piyasadan 3 almak yerine benim sana sattığım hakkı kullanır ve 3.10'dan alırsın. Evet. Bu ne demek? Dayanak varlık fiyatı 3'ten 3.07'ye, 3.10'a, 3.12'ye çıktıkça bu opsiyonun kullanılma ihtimali artıyor. Bu fiyat hareket de doğal olarak opsiyon primini, opsiyonun fiyatını yukarı çekecektir. Tam tersi fiyattaki düşüşler düşüşlerde tam tersi etki yaratacaktır. Kullanılma ihtimali azalacak ve opsiyon primi düşecektir. Bir de put opsiyona bakalım. Put opsiyonda da temel mantık hangi şartlarda kullanırsın? Eğer dayanak varlığın spot fiyatı kullanım fiyatının altındaysa sen bu opsiyondan doğan hakkını kullanmak istersin. Yani 3.10 kullanım fiyatlı bir satım opsiyonundan bahsettiğimizi varsayalım. Spot varlık fiyatı 3.10. E, 3'ten yukarı yönlü hareket e, senin opsiyonu kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Diyelim ki 3.20'ye çıktı spot varlık. E, sen gidip 3.20'den piyasadan Aynen. satmayı tercih edeceksin. Yani ne oluyor? Dayanak varlık fiyatı, spot fiyat yukarı doğru çıktıkça bu opsiyonun kullanım ihtimali azalıyor. Bu da opsiyon primini aşağı çekiyor. Tam tersi fiyat aşağı gittikçe de sen e, kullanım hakkını kullanma ihtimalini arttığı için, satma hakkını kullanma ihtimalini arttığı için opsiyonun primi yukarı, opsiyonun fiyatı yukarı doğru hareket edecektir. Peki kullanım fiyatının opsiyon primi üzerindeki etkisi nasıl? Gene aynı mantıkla inceleyelim. Örnek spot fiyat 3, kullanım fiyatı 3.10 bir kol opsiyon. Bunu kullanım fiyatı 4 olan bir kol, kol opsiyonla kıyaslayalım. Spot varlık fiyatı 3ken, 3 iken 3.10'un üzerine atması ve 3.10 kol opsiyonun kullanılma ihtimali 4'ün üzerine atmasından daha kolaydır. Bu bir. İkincisi sen sonuçta bir alıcısın. 3.10'dan mı almayı tercih edersin dayanak varlığı? 4'ten mi almayı tercih edersin? 3.10 daha değerli bir opsiyon. Bu da yani ee, kullanım fiyatın artması özetle opsiyonun e, fiyatını düşürecektir. Çünkü düşük fiyattan almak her doğal alıcıya göre daha avantajlı bir durumdur. Dolayısıyla opsiyon fiyatı kullanım fiyatı ne kadar düşükse o kadar yüksek olacaktır. Evet. Satım opsiyonlarında ise tam tersi. Sen gene e, fiyat yukarı gittikçe kullanım fiyatı örnek 3 3.10'dan 4'e çıktığında 4'ten satmak bir senin için daha avantajlıdır. 2. Bu opsiyonun gerçekleşme ihtimali daha yüksektir. Çünkü spot varlık fiyatı 3'tü. 3.10'un altında kalmasım daha kolay 4'ün altında kalmasım daha kolay. Dolayısıyla put opsiyonlarda da tam tersi bir mantık çalışacaktır e, kullanım fiyatının değişimi açısından. Peki diğer faktörlerin de üzerinden geçebilir miyiz? Tabii. Volatilite de demiştik yani oynaklık. Eğer ne kadar volatil olursa ilgili dayanak varlığın fiyat hareketi bu opsiyonun hem call opsiyonun hem put opsiyonun kullanılma ihtimali artacak demektir. Dolayısıyla volatiliteki yükseliş her opsiyonun fiyatını arttırır. Ya da vadiye kalan gün sayısı. Eğer opsiyonun vadesine kalan gün sayısı ne kadar fazlaysa opsiyonun kullanılma ihtimali o kadar fazladır. Spot fiyat 3. Kullanım fiyatı 310. Eğer bir gün kalamı e, spot fiyatın 310 üzerine atması daha kolay olur. 30 gün kalamı. Çok doğal olarak e, vade ne kadar uzunsa hem alım hem satım opsiyonlarında prim o kadar yüksek olacaktır. Bir diğer faktör ne demiştik faiz. Faizlerdeki yükseliş ise kol opsiyonların fiyatını arttırırken bu opsiyonların fiyatını düşürecektir. Temettü konusu son olarak temettü dayanak varlığı fiyatını aşağı çeken bir faktör olduğu için kol opsiyonlarda fiyatı, opsiyon primini aşağı çeken bir faktörken put opsiyonlarda arttıran bir faktördür. Çağın verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz de ak yatırımda hesap açmak, viop opsiyon işlemlerinize ak yatırımın 20 yıllık tecrübesiyle başlamak ve piyasalar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ak yatırım şubeleri ile iletişime geçerek konusunda deneyimli ve uzman kadromuzdan bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 444 12 59 nolu telefonumuz ise bilgi alabileceğiniz bir diğer kanalımız. İyi günler dileriz. İyi günler.